Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 23 Haziran 2023. Ben Özlem Gürses. Kurban Bayramı'ndan önceki son iş günü sabahında bir kez daha kulaklarınızdayım. Bubbleworks Media ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yönetimindeki Para Politikası Kurulu'nun merakla beklenen ilk faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası tam 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 6,5 puan artışla %8,5'tan %15'e çıkardı. Böylece faiz kararı ortalama %20-25 olan beklentilerin altında kalmış oldu. Tabi beklentiyi bu kadar yükseltince 20-25 puan beklerken verilen bu beklenmedik karar piyasaları da alt üst etti. Döviz yükselişe geçti. Dolar günü 24,62'yi görerek, avro ise 27'yi geçerek tamamladı. Bu ikisinde de kendi rekorlarını egale etmek demek. Bu arada gram altında rekor kırdı ve gün içinde 1500 TL'nin üzerine çıktı. Piyasalarda bu dalgalanma oluşunca asgari ücret yenilenmiş rakamıyla hesaplara yatmadan da erimiş oldu. 20 Haziran günü 11.402 lira olarak açıklanmıştı asgari ücret. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararıyla birlikte Türk lirasının değer kaybetmesinin ardından 16 dolar yani 390 lira erimiş oldu asgari ücret. Ekmeğe zam geldi. Peş peşe zamlı ekmek fiyatlarını açıklayan şehirlere Bursa Osman Gazi'de katıldı. Osman Gazi'de ekmeğe %50 zam yapıldı ve böylece 5 liradan satılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı 7,5 liraya yükseldi. 400 gram ekmekse 15 TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası açıklamada bulundu. Mehmet Şimşek sosyal medyasında bir paylaşım yaptı ve Türkiye yüzyılının temel felsefesi 3 kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, güven, sürdürülebilirlik. Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamızda bu kavramlar ekseninde şekillenecek diye yazdı. Evet, faiz kararı gerçekten de beklentilerin çok altında kalınca piyasada işte bu döviz hareketliliği yaşandı. Her ne kadar Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu biraz böyle güçlü bir açıklama metni yazmaya çalışsa da doğrusu yabancı sermayede Türkiye içindeki ekonomi beklentileri de pek de tatmin olmadı. Ekonomist Profesör Doktor Daron Acemoğlu bu konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı ve sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yazdı. Merkez Bankası'nın Mart 2021'den sonra ilk kez politika faizini %15'e yükseltmesi hakkında şöyle diyor Daron Acemoğlu: Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz gerçekten hayal kırıcı. Birçok insanın da şüphe ettiği gibi rasyonel politikalara dönme hedefinin pek de ciddi olmadığını görüyoruz. Açıkçası bu şüphe birçok kişide ve grupta var. Türkiye'de de, Türkiye dışında da. Mehmet Şimşek her ne kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına getirilmiş olsa da Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK'nın başkanlığına atanmış olması, Para Politikaları Kurulu'nun 4 üyesinin halen Al Bayrak ekibinden isimler olması, gene dün açıklanan 4 bakan yardımcısının isimlerine bakıldığında Cumhurbaşkanı'na yakın kadroların kurulmuş olması, bütün bunlar şüphe uyandırıyor. Daron Acemoğlu bu şüpheleri 3 maddede toplamış. Diyor ki, birincisi, piyasalara bu kadar umut verdikten sonra onların beklediğinin çok altında bir faiz açıklaması, ekonomik politik gücün hala Cumhurbaşkanı ve çevresindeki insanların elinde olduğunu ve seçim ekonomisine erkenden geçiş olacağını gösteriyor. Yerel seçimleri kastediyor tabii ki de Daron Acemoğlu. İkincisi, yeni bir faiz politikası olup olmadığı belli değil. Tabii ki birden 15 puanlık bir artış da mantıklı olmazdı ama buradan nereye gideceği hakkında ekonomi yönetiminin büyük bir belirsizlik var ve bu karardan sonra yatırımcıların güvenine ne olacağından emin değilim. Ve son olarak Acemoğlu şöyle yazmış: Üçüncüsü ve bence en kötüsü, faiz konusunda bu kadar cesaretsiz davranan bir teknokrat grubu çok daha zor olan yapısal problemlerle nasıl uğraşacak? Bu arada hatırlayacaksınız, tam da bu kritik faiz kararından önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir günlük çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüşmüş bu iki isim ve Cumhurbaşkanı yardımcılığından edinilen bilgiye göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği imkanları değerlendirilmiş. Geçelim muhalefetin içindeki tartışmalara. Uzun bir aradan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tele1 televizyonunda bir canlı yayında soruları yanıtladı. Yayında kendisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısı da soruldu. Kılıçdaroğlu, değişimin bayraktarlığını yapan bir siyasi partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz? Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz dedi. İmamoğlu'nun aday olup olmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi. Elbette aday olabilir. Niye o aday olmasın? Ekrem Bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Son seçimlerde biz 20-22 ilçeyi yanlış hatırlamıyorsam alabilecek potansiyele eriştik. 22 ilçe alınır. Büyükşehir Belediye Meclisi çoğunluğu da alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz. Kişiler gelirler, partiye de üye olabilirler ama ben asla ve asla bu halkın, İstanbulluların oyuyla alınmış olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir anlamda yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Özcan biliyorsunuz bir süredir özellikle ikinci turda seçimin kaybedilmesinin ardından doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefleyen tweetler yazıp çağrılarda bulunuyordu. Bu disiplin kuruluna sevk kararının ardından da yine bir Twitter paylaşımı yaptı ve baş kaldırıyorum diye yazdı tek kelime. Arkasından da Tanju Özcan bir televizyonda canlı yayına katıldı ve 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya adalet ve değişim temalı bir yürüyüş başlatacağını açıkladı. Dolayısıyla Köroğlu'nun diyarından, kent merkezinden başlayacağım 3 Temmuz'da değişim ve adalet temalı. Hem değişim içeriği olacak hem adalet teması olacak. Bana yapılan bir adaletsizlik. Benim istediğim, toplumun istediğine CHP'de bir değişim. Sen seçim kaybetmişsin. Yeter artık yani, 13 yıldır genel başkanımızsın. Önceki gün CHP'nin 81 il başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde 9 saat süren bir toplantı yapmıştı. Bir ortak açıklama metni hazırlanmıştı ama o metin aynı gün yayınlanamamıştı. Çünkü bazı il başkanları bu metne imza koymayı reddetmişti. En azından iddia böyleydi. İşte o metin dün itibariyle yayınlandı. Açıklamada değişim albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir deniliyor. Bu metnin açıklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu ortak açıklama metninin kendisinde bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu'nun İbrahim Selim Talk Show'u söyleşisi ise bu akşam YouTube kanalında yayınlanacak. Bakalım İmamoğlu orada hangi sorulara ne mesajlar verdi. Bu arada İyi Parti kurultayı da yarın gerçekleşiyor. Ankara ATO Kongresi'nde yapılacak olan kurultayda Meral Akşener genel başkanlığa tek aday. Ortak Akıl platformunun bir aday çıkartması bekleniyordu ancak son dakikada parti için muhalefet aday çıkartmaktan vazgeçti. Meral Akşener'in yarınki kurultayda sert bir konuşma yapıp Millet İttifakı'ndan ayrıldığını söylemesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na ve ittifak masasına da sert eleştiriler getirecek Akşener yarınki konuşmasında. Efendim, güzel, umutlu bir hafta sonu diliyorum size. Tabii ki Akşener'in bu kurultay konuşmasını değerlendireceğimiz ve sıcak haber gündemini vereceğimiz pazartesi sabahı podcast'imiz yine erken saatte yayında olacak. Sonrası bayram, bir 4 gün mola vereceğiz ama bunu da duyuracağız zaten. Şimdiden güzel tatiller olsun. Görüşünceye dek hoşça kalın. Bubbleworks bir podcast üretimi.